Siirt'in Kurtalan ilçesinde nar deresinin yaydığı kötü kokunun çevre sakini vatandaşlar ile esnafı rahatsız ettiğine dikkat çeken Hüdapar Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin, bu duruma bir an önce kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Nar deresi etrafında bulunan Sümer, Tekel ve Yeni Mahalle sakinlerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tekin, mahalle sakinlerinin yaklaşık 50 yıldır aynı sorunla yüz yüze kaldığını ve yetkililerin dere yatağı için kalıcı bir çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çekti. Deredeki kirlilik nedeniyle hem çocukların sağlığından endişelendiklerini hem de sivrisineklerin de arttığını belirten mahalle sakinleri, nar deresinde yayılan kokudan ve sivrisinekten durulmuyor. Gelen bütün yağmur ve kanalizasyon soruları kanalın içinde kalıyor. Bu da kokuya neden oluyor. Derenin koku yapmasından dolayı pencereleri açamıyor, evde sivrisinekten uyuyamıyoruz şeklinde şikayette bulundular. Burayı loar yapmışlar ama bir türlü üstüne kapatmıyorlar. Hani canlılar için, hayvanlar için, insanlar için, özellikle buradaki çocuklar için çok tehlike saçıyor. Hani bunun üzerine kapanması lazım. Hem koruma amaçlı hem çocukların girmemesi çok tehlikeli. Aynı şekilde kokuyu da önler. Hani bu yetkililer buna bakması lazım. Yıllardır bu şekilde böyle duruyor. Koku bayağı rahatsız ediyor. Sadece yakına gelmeyince uzaktan da kokusu ta geliyor. Hani rahatsız veriyor. Ki bu mahalle artık bayağı gelişmiş, insanlar var, evler falan yapılıyor. Millet bayağı şikayetçi bu kokudan. Hani önlenmesi lazım buranın. Benim iş yerim burada. Müşteriler geliyor. Onlar da rahatsız oluyor kokudan. Hani sürekli şikayet ediyorlar. Burası ne zaman düzenleyecek, ne zaman kapatılacak, koku ne zaman gidecek diye. Evim burasıdır. Yağmur yağdığı zaman hepsi deniz gibi oluyor burası. Yazında kokusundan buradan sivrisinekten yatamıyoruz. Yani evimizi de yani alacaktık burada ama yer yok. İmkanımız yok. İmkanımız yok. Burada yollarımız zaten yok. Yer alt şebekesi de yok. Yani hiç bu mahallenin hiçbir şeysi yok. Yazından yani herkes biliyor yani sivrisinekten kokusundan biz burada yani dayanamıyoruz. Yani zor durumda kalıyoruz. Biz yazın kokudan, sivrisineklerden nerede olsa mahalleyi terk edip gideceğiz. Buradayım, benim evim burada. Yani ne orada olsa mahalleyi terk edip gideceğiz. Koku geliyor sivrisineklerden, yani yatamıyoruz, kalamıyoruz burada doğrusu. O kadar sivrisinekler var ki yani mahalleyi terk edeceğiz. Mahalle sakinlerinin kötü koku nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, yetkililerin sorunu bir an önce çözmesi için çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Tekin, derinin hastalık yapan haşerilerin yuvası haline gelmesinden halkı tedirgin ettiğini kaydetti. Tekin şöyle dedi. Halk arasında nar deresi olarak bilinen ve uzun bir zamandır sorun olan ve hala sorun teşkil eden 3 mahalleden geçen, dolaylı olarak da 3 mahallenin tüm sakinlerini etkileyen nar deresindeyiz. Tabii burada uzun bir zamandır maalesef bu sorun var. Özellikle buradan yayılan kötü koku hem esnafı hem mahalle sakinlerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Balkonlarını kullanamıyorlar, bahçelerini kullanamıyorlar. Hatta kimisi misafir ağırlayamadığını dile getiriyor. Bu konuda muzdariptir, şikayetleri var. Bununla birlikte tabii buradan yayılan o mikroplar, bilmediğimiz belki daha hangi tür gazlar, çünkü bunun araştırılması yapılmamış, çeşitli hastalıklara belki de sebebiyet veriyordur. Ama bunun gerekli araştırmaları da yapılmadığı için bunu da bilmiyoruz. Tabii bu Siirt'in en büyük olan ilçesine, diğer 5 ilçenin belki nüfusuna sahip olan Kurtalan gibi bir ilçeye yakışmayan bir manzara, yakışmayan bir durum. Çünkü aynı zamanda burada çevre yolu geçmektedir. Yani Siirt'ten Batman'a ya da bu güzergahı kullanan bütün yolcular ve şoförler bu kokuya maruz kalmakta. Bu da ciddi anlamda Kurtalan'ın aslında prestijini zedeliyor. Çünkü herkes bir yerden sonra bu kokuyla artık burayı hatırlamak zorunda kalıyor. Bu anlamda bizim yetkililerden şöyle bir beklentimiz var. Sesleniyoruz. Yani evet, bu sorun çoktan var ama bu soruna bir an önce kalıcı bir çözüm bulunmalı. Biz iki hususu istiyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz ve bu kalıcı çözüm seçim vaadi olarak halkın önüne değil, halkın
haklı talebi olarak, hakkı olarak bir an önce ona verilmelidir. Yani geciktirilmeden, uzatılmadan bu sorun bir an önce çözülmelidir. Her yağmur yağdığında derenin taştığını dile getiriyor esnaflar. Zaten izleri de gözüküyor. Dikkatli bakılırsa izler de bellidir. Dere taşmış. Hatta karşıdaki evin bodrum katına su girmiş. Karşıda bir esnaf var. Esnafın dükkanına su girildiği söyleniliyor. Buna çözüm olarak bu derenin ıslah edilmesi lazım. Tabii 2023'te bir vaat var onlara sözde. Derenin altı beton yapılacak. Bu yeterli bir çözüm değil. Bu kalıcı bir çözüm değil. Bunun yerine daha kalıcı çözüm sunulmalıdır.